أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد. Hani bir söz var, mektubu mektup gibi okumak lazım diye. Arapça okuyan insan fıkıhta, tefsirde, hadiste ve ulûm-i şer'iyyede mütebahhir olmak isteyen insan sarf, nahiv ve mani ilminde mütebahhir olmadan olmaz, mümkün değildir. Bizim Yeşil Cami Kur'an kursunda okuttuğumuz arkadaşlardan Mısır el-Ezher'e gidenler vardı. Gerçekten biz de iyi Arapça okuyanlar Mısır el-Ezher'e gittikleri zaman Türkiye'den oraya gidenlerin hepsine aşağı yukarı hocalık yapıyorlardı. Yani her birisinden mesafeleri, rütbeleri, kaliteleri çok ilerideydi. Orada yüzlerce Türk öğrenciye, dışarıdan gelen öğrenciye gramer dersleri veriyorlardı. Ve derslerinde de çok başarılıydılar. Üniversitelerde görev yapanlar, mesela hadis dalında Ali Akyüz, Profesör Ali Akyüz Hoca Efendi vardı ki emekli oldu şimdi. Yani gerçekten parmak işaretiyle gösterilecek bir noktaya gelmişti. Yani arkadaşlar, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'nin anayasası Kur'an ve sünnet olunca, bütün delillerimizin kaynakları Arapça olunca ve Kur'an'ın en büyük mucizevi yönü de belagat, fesahat olunca, o zaman sarfsız, nahivsiz ve manisiz bunları huve huve anlamak mümkün değildir. Şimdi bugünkü dersimizde şunu görmüş olacağız arkadaşlar. İbn Hacip Hazretleri fıkıhta ve usulü fıkıhta Maliki mezhebinde 7 tuğla sahibi olmasının yanında fıkıhla meşgul olurken, usulü fıkıh yazarken, Maliki mezhebinde söz hakkına sahipken bir Şafii'ye yazıyor, bir Kafi'ye yazıyor. Sarf ve nahiv ile ilgileniyor. Yetti mi? Yetmedi. Mufassal üzerinde şerh yazıyor. İdah isimli şerh yazıyor. Bütün bunlar bize ulemanın Arapça gramere ne kadar ehemmiyet verdiklerini, kelimeleri nasıl incelediklerini, efendim ve ilmi noktada ulaşılması mümkün olan en zirveyi yakalamaya çalıştıklarını göstermektedir. Biz Badi nazarda ilk baktığımızda çok basit gibi gördüğümüz, aklımızın azlığından, tecrübemizin yetersizliğinden, işe vukufiyetsizliğimizden kaynaklanan, toyluğumuzdan kaynaklanan, basit gibi gördüğümüz şeyleri onların ne kadar derinlemesini incelediğini ve üzerinde ter döktüklerini görmekteyiz. Şimdi İbn Hacip Hazretleri merhum, kelimenin üst kısma münhasır olduğunu söyledi. İnhisar delilini de zikretti. İnhisar delilinin içerisinde efendim tarifleri de efradını cami, ayarını mani bir şekilde işaret etti. Sonra وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا diyerek her birisinin haddinin bilindiğini de efendim sarahaten söylemiş oldu. Üçüncü olarak da ne yapacaktı? Her konu geldikçe, bu kısımlardan her biri geldikçe ayrıca başlı başına bunun da tarifini yapacaktı. Üç kademeli insanlara hitap etmiş oluyor. Çok zekilere, orta zekaya sahip olanlara ve süper zekası biraz daha, anlayışı biraz daha az olanlara hitap ediyordu. Şimdi geldik isim bahsine girmiş olacak. Kelimenin kısımlarını ayrı anladıktan sonra el ismu diyerek ismi müstakillen tarif edecek. Şimdi önce tarifi biz okuyalım. El ismu isim nedir? Ma öyle bir şeydir ki delle delalet etti ala manen bir manaya fi nefsihi. Fi nefsihi bir manaya delalet etmiştir. Sonra da diyecek ki gayra mukterinin mukterin değildir. Fihi o bir manaya delalet etmekte. Bi ehadil ezmineti selâteti. Üç zamandan
birine muhterin değildir diyecek. Peki burada arkadaşlar uzun bir açıklama var gördüğünüz gibi. Gayra muhterin bi ahedi ezmeti terasiyete kadar ne kadar var? Kaç sayfa var? 3 sayfa var. 3 sayfa neyin üzerine uğraşıyor? Ma delle ala ma'nen fi nefsihin üzerine uğraşıyor. Bu kadar uğraşmaya gerek var mı? De ki şudur geç öteye yani. Yani badi nazarda bizim göremediğimiz tarafı göstermeye çalışıyor. Şimdi bir gün Kocatepe Camisi'nde şey çalışıyor, laminici çalışıyor. Laminici geldi çalışırken birisi geldi bana. Laminici, bizim laminecinin de onun evinde lamine yapması gerekiyormuş. Bizim işe fasıla vererek onun yapılmasını istedi adam. Adamı tanımıyorum. Merdivenlerde adamla karşılaştık. Dedi ki Ayhan Usta bana lazım. Konuşmuştum kendisiyle. Benim evde lamine yapacak dedi. Ben de bu arada tokalaştım. Hoş geldin, sefa geldin dedim. Vermem ki dedim ben de şimdi. Espri yaptım. Ben de çalışıyor dedim. Elimi şöyle sıktı arkadaşlar. Yani inanın ki demir gibi eli vardı. Yani eli normal bir el değildi. Demir gibi bir eli vardı. Elimi sıktığında normal bir el değildi. Meğer bu özel hareketçi. Özel hareketçi. Şimdi diyeceğim şu. Bende de el var, onda da el var. Ama onun eli demir gibi eldi. Benimki de pamuk gibi eldir. Niye onunki demir gibi eldir? İşte o yapmış olduğu spor, aldığı eğitimle beraber çelik gibi olmuştur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani el ismi maddelle ala manen fi nefsi dersin, bir mana verip geçersin. Bu pamuk gibi el meselesi gibidir. Bunun efendim burada yapacağı açıklamalar, kıyaslamalardan anlaşılacak olan bilgiler de tabiri caizse demir gibi eldir. Şimdi bir var ki ilim sahibi olacak bir insan, ilim sahibi olacak. Bir de var ki hani mesail öğreniyor. Mesail öğrenmek ayrı şeydir, ilim sahibi olmak ayrı şeydir. Eğer ben ilim sahibi olacağım, müderris olacağım, ilimde mütebahhir olacağım diyorsa, o zaman o çelik el gibi olmak lazım. Gramer bilgisinde, nahiv bilgisinde, sarf bilgisinde ve hatta mani bilgisinde güçlü olmak lazım. Hemen geçelim. El ismi, isim nedir? Ma o şeydir ki delle delalet etti ala manen bir manaya delalet etti fi nefsihi. Fi nefsihi mana delalet etti. Musannif burada ma delleyi ey kelimetün dellet diye tefsir etti. Ma'yı neden ibaret yaptı arkadaşlar? Kelimeden ibaret yapmıştır. O zaman el ismi, isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki dedi. Şimdi kelimetün diye tefsir etmesinin sebebi şudur arkadaşlar. Ma elfaz-ı umumdendir. Usulü fıkıhta da elfaz-ı umumdan bahsederken ism mevsul elfaz-ı umumdandır. Ma o şeydir ki deyince eğer biz bunu kelime diye tefsir etmesek umumu üzerine bırakmış olsaydık alâ ma'nen fî nefsihî demiş olsak o zaman mesela fi nefsi bir manaya delalet eden mürekkepler de fi nefsi bir manaya delalet eder. Hatta devalli erba'a da fi nefsi bir manaya delalet eder. Devalli erba'yı biliyoruz değil mi arkadaş? Devalli erba'yı biliyor muyuz? Hutut, hukut, işaret, nusuk. Bunlar da bir manaya delalet ediyor mu? Delalet ediyorlar. Şimdi eğer ma'yı elfaz-ı umum olarak almış olsaydık, lafz-ı am olarak almış olsaydık, ma kelime demeseydik orada, ma o şeydir ki deyip delle delalet etti ala mana fi nefsi bir manaya delalet eden demiş olsaydık devalli erba'da fi nefsi bir manaya delalet eder deyip trafikteki çizgiler bir manaya delalet etmiyor mu? Ediyor. Ama onlar isim değil ki. Ha o zaman kelime diye tefsir etti onu. Peki kelimeyi nereden çıkardı? Çünkü yukarıda kelimeyi kısımlara ayırınca el kelime ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun dedi.
İsmun ve fi'lun ve harfun deyince isim, fiil, harf nerede birleşiyorlar? Kelime olmakta birleşiyorlar. Yani isim, fiil, harfin cinsi nedir? Kelimedir. Ha, o zaman bu neyin ismin meksemi nedir? Yani ismin neyin kısmıydı? Kelimenin kısmıydı. Buradan biz bu karine ile beraber buradaki ma'nın kelimeden ibaret olduğunu anladık. O zaman el ismu ma öyle kelimedir deyince mürekkepler çıkar mı buradan? Çıkar. Devalı erbaada çıkar mı? Çıkar. Peki. Ey kelimetün dellet. Şimdi burada arkadaşlar kelimetün dellet diye yapmış olduğu tefsirde bize şunu gösterdi. Ma delle, eğer ma kelimeden ibaretse niye dellet demedi? Çünkü ma lafzan müzekkerdir. Kelime kastedilince mana itibariyle maksud olan müennestir. Burada lafzına hamle ne olmuştur? Ma delle olmuştur. Bu delle olunca ma'dan maksat kelime olmasına engel teşkil etmez. Doğru mu? Ey kelimetün dellet. Bir kelimedir ki delalet etmiştir. Neye delalet etmiştir? Alâ ma'nen bir manaya delalet etmiştir. Öyle mana ki kâinin fî nefsihi. O mana fî nefsihi olmuştur. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar kâinin fî nefsihi deyince nereye işaret etmiştir? Hep beraber çok kolay anladığınız bir şey var. Nedir o? Fî nefsihi zarfı müstakardır. Yani bunu anlamak çok mu zordu kâinin koyduğu oraya? Biz ihtisas grubuyuz yani. Değil mi? Molla cami okuyan kişiler bunu anlamak çok da zor değildir. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki fî nefsihi delleye taalluk etme ihtimali var mı? Yani mezkur bir fiil var orada. Delle delalet etti. Fî nefsihi bir nefsi manasında olabilir, ba manasında. Veyahut da bir itibari fî nefsihi delle delalet etti bir nefsi, bir nefsi delalet etmiştir. Olabilir. Dolayısıyla buradaki fiinin delleye taalluk etme ihtimali vardır. Ona taalluk ettiği zaman ne olur? Zarfı lağv olur. Doğru mu? Yani burada kainin fi nefsihi diyerek bir yanlışlık yaparak bunu ne yapma diyor? Delleye taalluk etme. Eğer delleye taalluk etse ne diyeceğiz oraya? Delle delalet etti fi nefsihi. O fi bir manasında olacak. Delle delalet etti bi nefsihi. Bi nefsihi delalet etti. Anlaştık? Eğer burada fi nefsihi delleye taalluk edecek olursa fi ne manasında olacak? Bi nefsihi manasında olacak. Veyahut da fi haddi zatihi. Delle delalet etti fi haddi zatihi. Haddi zatında delalet etti diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar fiyi, tarifte geçen fiyi kalkıp tarifteki bir fiil kendi manasından çıkarıp bağ manasında kullanmak bu tariflerde muhtar olana muhaliftir. Yani tarifte zikredilen fiil kendi manasından çıkarıp bir mecazi manada kullanmak nedir? Muhtar değildir. Muhtar olan görüşe muhaliftir. Dolayısıyla burada fi nefsideki fiili delleye taalluk etmek uygun değildir. Bunu zarf-ı müstakar yapmamız lazımdır. Zarf müstakar yaptığımız zaman el ismu isim ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti ala manen bir manaya. Öyle mana ki kainin o mana olucudur. Fi nefsihi nefsinde olucudur. Burası çok şey değil. Yani kainin diyerek fi nefsideki fiinin delleye taalluk etmediğini, taalluk etmekte sıkıntı olduğunu, bunun zarf-ı müstakar olması gerektiğini efendim söylemiş oldu. Asıl dananın kuyruğu şeyde kopuyor. Fî nefsihideki zamirin mercini nereye gönderelim? Fî nefsihî zamirini ma delledeki kelimeye mi gönderelim? Yoksa zamire yakın merci olan manaya mı gönderelim? Yani el ismu isim ma bir kelimeye gönderelim bir de manaya gönderelim arkadaşlar. El ismu isim nedir? Ma öyle bir şeydir ki delle delalet etti alâ ma'nın bir manaya. Öyle mana ki kainin olucu fi nefsihi o mana kelimenin nefsinde olucu. O mana kelimenin nefsinde olucu. Peki fi nefsihi zamirini manaya gönderelim. El ismu isim ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti ala manan bir mana. Öyle mana ki fi nefsihi o mana nefsinde muteberdir. O mana nefsinde muteberdir.
Peki hangisi doğru? Yani zamirin merci olan mercine yakın en yakın merci olan manaya mı gönderelim? Yoksa ma delledeki kelimeden ibaret olan maya mı gönderelim? İkisi arasında fark var mıdır? Diyor ki ey fi nefsi ma delle. Demek ki hi zamirini nereye gönderdi? Kelimeye gönderdi. Yani el kelimeti. Kelimeyi kastediyor. Zaten ey kelimetün el ism ma delle ey kelimetün dellet deyince ma'nın kelimeden ibaret olduğu anlaşılmıştı. Fi nefsi ma delle yani el kelimete. Madem ki fi nefsihi zamiri kelimeye racidir. Fi nefsiha niye demedi? Yani zamiri niye müzekker oldu? Kelimeye raci ise müennes olması lazımdı. Fetezkirul zamiri zamiri müzekker kılmak binaun mebnidir ala lafzil mevsuli. İsmi mevsul lafzına mebnidir. Yani ma neden ibaretti? Kelimeden ibaret. Kelimeden ibaret olunca efendim ma lafız itibariyle müzekkerdir, mana itibariyle müennestir. Lafzı nazarı itibarı alınarak ne denmiştir? Ma delle ala ma'nen fi nefsihi denmiştir. Fetezkirul zamiri, zamirin müzekker kılınması nedir? Binaun mebnidir ala lafzil mevsuli. Mevsul lafzına mebnidir. Hocam yanlış hatırlamıyorsam bu zarf-ı müstakar meselesinde zarf-ı lehuda fiilin umumi olmama şartı var hocam. Doğru mu? Burada fi nefsiyi kullanmış da umumi fiil. Hangisi fiil? Şey yani yani kainin lafzını takdir ediyoruz oraya. Kainin umumidir işte. Ama delle olursa delleye delalet ederse zarf-ı lehu olur. O zaman umumi değil işte. Ha, o zaman onu hiç kullanmayız. Yani delleye taalluk ederse o zaman zarf-ı lehu oluyor. Yani demek istedi ki buradaki zarf-ı lehu değildir, zarf-ı mustakardır dedi. Tamam. فَتَذْهِيرُ الظَّمِيرِ بِنَاوْنَ عَلَى لَفْضِ الْمَوْسُولِ. Ne mana verdik burada? El ismu isim. Ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti. عَلَى مَعْنَنْ bir manaya delalet etti. فِي نَفْسِهِ öyle mana ki o mana nerededir? Kelimenin nefsindedir. Kelimenin nefsindedir. Arkadaşlar, uzun bir bahistir bu. Hasıl mahsul bahsi denir buna. Baş taraftan kopmamak lazım. Yani Molla Cami deyince hasıl mahsul bahsi akla gelir. Ama okuduğumuzda çok zor olmadığını siz de anlayacaksınız. Yani anlaşılması çok zor değildir. Ama hani incelik var mı burada? İncelik vardır. Cami Hazretleri bu kadar emek sarf etmiştir. Muhşiler, şarihler de bir sürü emek sarf etmişlerdir. Yani burada efendim incelikleri görmüş olacağız. Biz burada el ism madelle ala ma'nen fi nefsihi'deki hi zamirini kafirdeki bu zamiri nereye gönderdik? Kelimeye gönderdik. Ne demiş olduk? İsim madelle ala ma'nen bir manaya delalet ediyor. Öyle mana ki kainin fi nefsihi o mana kelimenin nefsindedir. Kelimenin nefsindedir. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِيمُهُ اللّٰهِ İbn-i Hacib Hazretleri fil İdâhi, İdâh kitabında شَرْحِ الْمُفَصَّلِ Carullah Zemahşeri'nin شَرْحُ الْمُفَصَّلِ var. O شَرْحُ الْمُفَصَّلِ üzerine yazmış olduğu bir şerh var, İzâh diye. Şimdi İzâh isimli eserinde diyor, burada neyi görmüş oluyoruz yine? İbn-i Hacib Hazretleri'nin Kâfi ile Nahiv'de yetinmediğini görüyoruz. Emek sarf etmiş. İzahta, Mufassal'in şerhi izahta diyor ki اَلْضَّم۪يرُ ف۪ي مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِه۪ Yani Carullah Zemahşeri de ismi tarif ederken ne demiş? اَلْاِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِه۪ demiş. Orada İbn-i Hacib Hazretleri açıklama yaparken demiş ki ف۪ي نَفْسِه۪deki zamir يَرْجِعُ اِلَى مَعْنًا manaya racidir demiş. Yani İbn-i Hacib Hazretleri el ismi ma delle ala ma'nen fi nefsihi'deki zamirini Mufassal'in şerhi izahta nereye göndermiş? Manaya göndermiş. O zaman biz de burada
Onu karine alarak ne yapmamız lazım? Fi nefsidekini manaya gönderelim. Hem de yakın bir mercidir. Evet, اَضَّمِيرُ ف۪ي مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ يَرْزِعُ اِلَى مَعْنًا. O zaman ne demek? اَيْ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِاِعْتِبَارِهِ ف۪ي نَفْسِهِ وَبِالنَّظَرِ اِلَيْهِ ف۪ي نَفْسِهِ لَا بِاِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ. Eğer fi nefsihi, efendim zamiri manaya giderse, o zaman fi nefsihinin manası şudur. بِاِعْتِبَارِهِ ف۪ي نَفْسِهِ. O manayı nefsinde itibar edeceksin. O manayı, öyle mana ki o mana nefsinde muteberdir. O, yani ne demek? وَبِالنَّظَرِ اِلَيْهِ, ona nazar edebiliyorsun. Yani ne demek? لَا بِاِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ, ondan hariç bir emri itibar etmiyorsun. Bu demektir. Şimdi arkadaşlar, burada Abdülgafur burasını açıklarken diyor ki مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِاِعْتِبَارِهِ ف۪ي نَفْسِهِ, ف۪ي نَفْسِهِ itibar edilmiş. Yani مَلْحُوظًا ف۪ي حَدِّ ذَاتِهِ, haddi zatında melhuzdur. لَا ف۪ي ضِمْنِ غَيْرِهِ, başkasının zımnında ne değildir? Melhuz değildir. Açıklayacağız da ben, hani burasını anlayasınız, kafanıza otursun diye söylüyorum. Şimdi mesela arkadaşlar, bu telefonu, telefon dediğimiz şeyi, bunu koydum. Telefon deyince aklımızda telefon diye bir şey düşünebilir miyiz? Düşünürüz. Yani telefon bir manadır, değil mi? Düşünülebilir. Saat deyince düşünülebilir. Gelmek, gitmek düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Başlamak, sona erdirmek düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Yani akıl bir takım manaları ne yapabiliyor? Düşünebiliyor. Ona melhuz fî zâtihî diyoruz. Kendi zatında melhuzdur. Saati düşünürsün, telefonu düşünürsün. Kalkmak düşünürsün, oturmak düşünürsün, yatmak düşünürsün. Bir de efendim, mesela İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüm dediğimiz zaman, burada yürümenin başlangıcının İstanbul olduğu ve nihayetinin efendim Ankara olduğunu ifade etmiş oldu mu bu cümle içerisinde? İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüm dediğimde, burada yürümenin başlangıcının İstanbul olduğu, nihayetinin de Ankara olduğu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki buradaki başlangıç, yürümekteki başlangıç ve sona ermesi cüz'i bir başlangıç mı? Yani hususi bir başlangıç mı, yoksa umumi bir başlangıç mı? Cüz'i bir başlangıç, hususi bir başlangıç. Peki İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüğümde anlaşılan Yusuf iptida ve intiha manası melhuz fi zatihi midir, müstakil midir? Kendi kendine düşünebilir mi? Ankara'yı düşünmeden, İstanbul'u düşünmeden, yürümeyi düşünmeden bunu, oradakini düşünebilir misin? Düşünemez. Şimdi bir daha okuyorum. مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِدَكِ هِ zamiri manaya giderse, fi nefsi ne manasında olur arkadaşlar? بِعْتِبَارِهِ ف۪ي نَفْسِهِ. O mana kendi nefsinde muteberdir. Ne demek kendi nefsinde muteberdir? Yani melhuz fi zatihidir. Yani kendisini müstakillen düşünebiliyorsun demektir. Ne demek bu? لَا بِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ, ondan hariç bir emir itibarla değildir. Şimdi كَقَوْلِكَ, bir mahsus misal veriyor. Bu makuldü, mahsusten bir misal veriyor buna. Diyor ki اَدَّارُ ف۪ي نَفْسِهَا حُكْمُهَا كَذَا. Bu da evin ف۪ي نَفْسِهَا hükmü şu kadardır. Mesela diyelim ki arkadaşlar, Kocatepe'de bir ev vardır. Efendim, bir de Florya'da bir ev vardır. Kocatepe'deki bir evin maliyetinin, misal olarak diyeyim, 500 bin lira olduğunu düşünelim. Florya'daki aynı büyüklükteki evin maliyetinin, inşaat maliyetinin de 500 bin lira olduğunu düşünelim. O zaman bu evler haddi zatında 500 bin lira ile yapıldığına göre ikisi de 500 bin lira değerindedir. Doğru mu? İkisinin de değeri nedir haddi zatında? 500 bin liradır. Ama satıcı Bayrampaşa'daki evin üzerine 750 bin lira yazıyor. Florya'daki evin üzerine 1,5 milyon lira yazıyor. Peki bu evin değeri niye 1,5 milyon lira?
Diyelim ki buradaki 500 bin liraya mal olup 750 bin liraya satılıyorsa bunun değeri 750 bin lira demektir. Adamın karında koyacaksın 750 bin lira demektir. Ama öbür adam da 500 bin lira mal etti. Değeri de 750 bin lira olsun. Neden burada 1,5 milyon istiyor? Demek ki o evden kaynaklanmıyor. Haddi zatında evden kaynaklanmıyor. Çevreden kaynaklanıyor. Lokasyon diyorlar. Mesela denize nazırdır. Ormana nazırdır. Efendim sosyal donatı alanları fazladır diye bundan dolayı buna ne biniyor? Katma değer biniyor. Şimdi ne diyoruz? Eddaru ev fi nefsiha, nefsini nazara itibar aldığımız zaman bi'tibariha fi nefsiha, evin kendisini harici hiçbir şeye bakmadan sadece kendisini nazara itibar alarak hukmuha keda, kıymeti şu kadardır. Ne demek bu? Ey la bi'tibari emrin haricin anha. Evden hariç bir şeye bakmadan bu evin gerçek değeri 500 bin liradır. Camiye yakın olması sebebiyle şu değerdedir. Denize nazır olması sebebiyle şu değerdedir. Havaalanına yakın olması sebebiyle şu değerdedir. Bunlar nedir? Harici şeylerdir. Değil mi? Camiye yakın olması, denize nazır olması, ormana yakın olması, havalimanına yakın olması, metroya yakın olması bunlar evden hariç şeylerdir. Ha demek ki evin iki türlü itibarı oluyor. Bir haddi zatında evin bir kıymeti vardır. Bir de harici şeylerle bunun nesi vardır? Bir kıymeti vardır. Mahsusten bir misal verdi. Ev misali oturduysa şimdi bunu makule geçiyoruz. Makulde de efendim bir mana vardır. Mana nedir? Makuldür. Doğru mu? Aklen düşünüyor. Bir mana vardır ki melhuz fi zatihidir. Yani tek başına onu düşünebiliyorsun. Efendim haddi zatında muteberdir. Yani harici bir şeyle onu düşünmüyorsun. Keder ve lidalike bundan dolayı kıyla denildi ki el harfu harf ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Nedir harf? Ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Harf yani tam bunun zıttını misal veriyor şimdi. İsmin zıttı nedir? Bu başlı başına bir manaya delalet ediyor. Etmeyen neydi? Harftı. Ne diyoruz? El harfu harf nedir? Ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti ala manan bir mana. Öyle mana ki fi gayrihi. O mana gayridedir. O mana gayrisindedir. Ne demek gayrisindedir? Ey hasilin fi gayrihi. Başkasında hasıldır. Ne demek başkasında hasıldır? Yani iptida manası başkasında mı hasıldır? Minden anlaşılmıyor mu? Yani ey bi'itibari mutaallakihi. Mutaallaki itibariyle hasıldır. La bi'itibarihi fi nefsihi, fi nefsihi itibariyle değildir. İntihâ kelâmuhu. İzah şerhinde, mufassalın şerhi izahta İbn Hacib böyle söylemiştir. Diyor ki İbn Hacib Hazretleri orada ma delle alâ mânen fi nefsihi zamirini manaya göndeririz. Ne demektir? Bi'itibarihi fi nefsihi. O mana kendi nefsinde muteberdir. Ne demek? Kendi nefsinde melhuzdur demektir. Ne gibi? Mahsusten bir misal vereyim. Bir evin kendi haddi zatında kıymeti budur dersin. Bir de harici sebeplerle kıymeti şudur dersin. İşte bir manada kendi nefsinde melhuz olabilir, harici şeylerle melhuz olabilir. Dedi, harfi buna örnek olarak verdi. El harfu ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Ne demek fi gayrihi burada? O mana nedir fi gayrihi? Minin manası minde değil mi arkadaşlar? Minin manası mindedir. Minin manası Basra'da değil, Sirtü'de değil. Minin manası mindedir. Ne demek minin manası fi gayrihidir? Yani onu taakkul etmek müstakil, melhuz bizatihi olmuyor. Mutlaka Basra ile seyri düşüneceksin. Seyri nedir burada? Basra nedir? Zu iptidadır. Yani başlama mahallidir. Mekanül iptidadır. Seyri de başlama işidir. Yani Basra'dan yürüme işine başlandı. Yani burada yürüme işini Basra ve seyri düşünmeden düşünemezsin. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Basra'dan yürümeye yürüdüm dediğimiz zaman burada yürüme işinin Basra'dan başladığını ifade ediyor mu? Ediyor. Yürüme işinin Basra'dan olduğunu ifade ediyor mu? Şimdi burada bakın mutlak bir başlamak yok. Ne var? Basra'dan yürümeye başlamak var. Ekmekten yedim. Yemeğe ekmekten başladım manasında ekmekten yedim, çorbadan yedim diyorsun. Şimdi orada yemek var, çorba var. Sirtü minel Basra'da Basra var. Ne var?
Seyir var. Şimdi buradaki başlamak seyirsiz ve basrasız düşünülebilir mi? Seyir seyre delalet eder, basra da basraya delalet eder, min de iptidaya delalet eder. Seyir kendi manasındadır, sirtu. Basra da kendi manasındadır, min de kendi manasındadır. Peki burada min kendi nefsinde bir manaya delalet etmez ne demektir? Yani minin buradaki manasını efendim tek başına düşünemezsin, seyri de düşüneceksin, basrayı da düşüneceksin, böyle anlaşılacak ancak. Haddi zatında muteber değildir. Nerede muteberdir? Seyir ile basra arasında muteberdir. Şimdi İzah isimli mufassal şerhinde İbn Hacib Hazretleri olayı böyle anlattı. Şimdi bu anlattığı çok net olmayabilir. İşte bunu şimdi cami hazretleri ne yapacak? Açıklayacak bunu. Bir de burada açıklanması gereken şu var. Madem ki musannif İzah isimli şerhinde, mufassal şerhinde fi nefsihideki hi zamirini manaya gönderdi. Biz de burada onun fi nefsihi, kendi yazdığı kafiyesindeki fi nefsihi zamirini niye kelimeye gönderdik de manaya göndermedik? Bu soru da gelecek aklımıza, karşımıza. Ve mahsuluhu, bu musannifin, İbn Hacib Hazretlerinin mufassal şerhi izharda, izahta yaptığı bu açıklamanın mahsulu, bundan hasıl olan nedir? Mahsulu. İleride de vel hasıl diyecek. Evet, mahsulu nedir? Bundan hasıl olmuş olan, çıkan özet nedir? مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ Bazı muhakkiklerin zikrettiğidir. Burada bazı muhakkiklerden Seyyid-i Şerif Cürcani kastediyor. Yani bakın arkadaşlar, mufassal diye Carullah Zemahşeri bir eser yazıyor. İbn-i Hacib Hazretleri bunun üzerine ne yapıyor? Şerh yazıyor. Seyyid-i Şerif Cürcani kalkıyor, İbn-i Hacib'in bu eseri üzerine talik ve haşiye yazıyor. Bilmem, dilim yaprak oldu, anlatmaya çalışıyorum. Bazı muhakkiklerin burada yapmış olduğu açıklama nedir? Bu işin mahsulüdür. Yani İbn-i Hacib Hazretleri'nin orada söylediği, biraz önce okuduğumuz manasını verdiğimiz sözün nesidir? Özetidir, neticesidir. حَيْثُ قَالَ şöyle söyledi. Kim? Seyyid-i Şerif Cürcani. كَمَا اَنَّ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودًا Nasıl ki hariçte bir mevcut var. قَائِمًا بِذَاتِهِ بِذَاتِهِ قَائِمْ Ve mevcuden bir mevcut var. قَائِمًا بِغَيْرِهِ Başkasıyla kaim. Şimdi arkadaşlar, şuna baktığımız zaman, şu kameraya baktığımız zaman, şu kamera kendi zatıyla kaim midir? Evet. Peki şu kameranın boyu, kendisi demiyorum bak, boyu kendisiyle mi kaimdir? Yani boy kamerayla kaimdir. Şimdi burada iki şey var. Bir kamera var, bir de kameranın yüksekliği var. Kameranın yüksekliği kamerayla kaimdir. Kamera kendisiyle kaimdir. Şurada rahle var. Bu rahle nedir? Kaim bizatihidir. Ama rahlenin uzunluğu, genişliği rahleyle kaimdir. Yani ayin ve araz dediğimiz şeyler vardı ya. Ayin neydi? Kendi zatıyla kaim olandı. Araz neydi? Ayinle kaim olandı. Başkasıyla kaim olandı. Değil mi? Şimdi hariçte, yani hariçte neyi kastediyor? Zihnin dışında. Yani nefsel emir de diyoruz biz buna. Mantıkta hariç deyince nefsel emir. Yani gerçekte. Hariçte ne vardır? Bir mevcut var ki kaim bizatihidir. Bir mevcut var kaim bigayrihidir. Bu ne oldu? Mahsusten misal oldu. Doğru mu? Kezalike. Aynı şekilde fi zihni, zihinde de vardır. Mahsus demiyor şimdi bakın. Ma'kulun, ma'kul vardır. Huve mudrakun, idrak edilmiştir. Kasten fi dati. Kasten maksud olarak melhuzdur. Melhulun fi dati, kendi zatında melhuzdur. Ne demektir? Yasluhu, elverişli olur. En yuhkeme aleyhi, mahkumun aleyh olmaya, müstedün ileyh olmaya ve bihi müsned olmaya elverişli olur. Şimdi arkadaşlar, bu nedir telefon? Bir mevcuttur, mahsustur, bir mevcuttur, kaim bizatihidir. Tamam. Bu telefonun ağırlığı telefonsuz değildir, telefonla kaimdir. Nasıl ki hariçte telefon kendi zatıyla kaim, uzunluğu, genişliği, inceliği, ağırlığı telefonla kaimse, birisi ayin, birisi arazsa,
manalar da, makul olanlar da iki kısımdır. Bir, melhuz fî zâtihi olan, yani mahkumun aleyhi olmaya elverişli olan, mahkumun bih olmaya elverişli olan bir makul var. Mesela diyelim ki, ben yemek yeme işini veya başlama işini düşünebilir miyim? Yani, el-ibtida bir kelimedir, lafız olarak. Tamam, bir manasına geçelim, lafızı koydum bir tarafa. Ben şimdi telefonu düşündüğüm gibi başlama işini düşünemez miyim? Düşünürüm. Yemek yeme işini düşünebilir miyim? Düşünebilirim. Peki, mesela yemek yemek bir iştir. Makul olarak, mana olarak düşündüğüm zaman bu mahkumun aleyh olmaya, mahkumun bih olmaya elverişli midir? Yemek yemek lazımdır diye zihnimde bir karar verebilir miyim? Yemek yemek gereklidir diye bir karar verebilir miyim? Bak, mahkumun hali oluyor mu? Yemek yemek lazımdır deyince bir karar veriyorum. Zihnimde ben buna bir karar veriyorum. Yani mahkumun hali olmaya, mahkumun bir olmaya elverişli. Efendim, her manayı, bu manada, her manayı efendim, nasıl ki mahsus hariçte kendi zatıyla kaim olabiliyorsa, makulde de böyle bir durum söz konusudur. Yani melhuz fî zâti olan, mahkumun aleyh olmaya elverişli olan, mahkumun bih olmaya elverişli olan bir mana vardır. Şimdi okuyayım. Ve ma'kulun, bir de ma'kul vardır ki o ne değildir? Mudrekün kasten değildir. Ya nedir? Ma'kulun huve mudrekün tebaen, tabi olarak idrak edilmiştir. Ve aleten, alet olarak nedir? İdrak edilmiştir. Fel ibtidâ'u meselen. Mesela ibtidâ. Bir örnekle bunu anlatıyor arkadaşlar. اِذَا لَاحَضَهُ الْعَقْلُ, akıl iptidayı düşündüğü zaman, فَلَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْهُمَا, bu alet olan mahkumun aleyh olmaya, mahkumun bih olmaya elverişli değildir. Yani maksud-i zâti olmayınca, melhus-i zâti olmayınca ne değildir? Mahkumun aleyh ve mahkumun bih olmaya elverişli değildir. فَالْاِبْتِدَاءُ مَثَلًا, mesela iptida diyelim. Yani arkadaşlar, iptida diyelim derken iptidanın manasını düşünün. Başlangıç. Mesela اِذَا لَاحَضَهُ الْعَقْلُ, akıl iptidayı düşündüğü zaman, yani başlamak manasını düşündüğü zaman, قَصْدًا وَبِذَّاتِ, yani maksud olarak başlamak olayını düşünüyor. كَانَ مَعْنًا مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُومِيَتِ, mefhumiyette müstakil bir mana. Şimdi başlamak manasını düşündüğümüz zaman, karşısında Türkçe'de başlamak kelimesi vardır, Arapça'da da iptida kelimesi vardır. Değil mi? Hayalimizde düşündüğümüz başlamak manasını lafızla ifade etmeye kalktığımız zaman ne diyoruz? Türkçe'de başlamak diyoruz. Arapça'da ne diyoruz? İptida diyoruz. Demek ki o makul, haddi zatında düşündüğümüz, maksud lizati olarak düşündüğümüz o manayı ifade ederken ne diyoruz? İptida diyoruz, başlamak diyoruz. فَالْاِبْتِدَى مَثَلًا اِذَا لَاحَضَهُ الْعَقْلُ قَصْدًا وَبِذَّتْ كَانَ مَعْنًا مُسْتَقِلًّا بِالْمَفْهُومِيَتِ, mefhumiyette müstakildir. Bak, onu tek başına düşünüyorsun. مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ, فِي ذَاتِهِ مَلْحُوظُ, onu düşünüyorsun, ona odaklanmışındır. وَلَزِمَهُ, buna lazım geldi. Ne lazım geldi? تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ, mutaallakını taakkul etmek lazım geldi. اِجْمَالًا وَتَبَعًا, اِجْمَالًا وَتَبَعًا. مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى ذِكْرِهِ, zikrine ihtiyaç duymadan. Bu ne demektir arkadaşlar? Şimdi, iptida manasını düşündüğümüz zaman, iptida başlamaktır. Biz başlamak manasını düşünüyoruz şimdi. Şimdi başlamak manasını düşündüğün zaman elbette başlamak mutlaka bir şeye başlamaktır yani. Nedir? Bir şeye başlamaktır. Yani biz burada mutlak başlamayı kastettiğimiz için mutlaka bir şeye başlamaktır. Lezimehu taakkulu mutaallakı, başlamak bir şeye taalluk eder değil mi? Onu taakkul etmek lazımdır ama icmalen, yani herhangi bir şeye başlamak, mücmel olarak, özel değil, şu işe başlamak değil. Başlamayı mutlak olarak düşündüğümüz zaman burada mutaallakını icmalen taakkul etmek lazım gelir mi gelmez mi? Hani yemek deyince mutlaka bir şeyi yemektir. Sonlandırmak deyince bir şeyi sonlandırmaktır. Bak, bir şey deyince mücmel mi? Mücmeldir. İcmalen ve tebaen. Yani min gayri hacetin ila zikrihi. Şimdi ibtida'u şeyin demeden herhangi bir şeye başlamak anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Elbette anlaşılır. Yani başlamaksa bir şeye başlamaktır. Yürümekse bir yerde yürümektir. Efendim, görmekse bir şeyi görmektir yani.
Anlatabildim mi? Lezmehu taakkulu mutaallakihi. Burası önemli arkadaşlar. İcmalen, icmalen ve tabi'an asıl o değildir. Asıl biz neyi düşünüyoruz? Neye başlamak değil. Biz başlamayı düşünüyoruz. Melhuz fi zati olduğu zaman bizim odaklandığımız şey nedir? Başlamak işidir. Şuna başlamak değil, buna başlamak değil. Biz başlama olayını tefekkür ediyoruz. Başlama olayını tefekkür etsek de sonuçta icmalen ve teben bu herhangi bir şeye başlamak olduğu da taakkul edilir. Herhangi bir şey dediğince ne olmuş oldu? Mücmel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve huve bu mana bihâdel itibari bu itibarla medlûlü lafzıl iptidâi fakat sadece iptidâ lafzının karşılığıdır. Yani biz aklımızda ne düşündük arkadaşlar? Başlamak diye bir şey düşündük. Bu başlamayı maksud lizati olarak düşündük. Herhangi bir şeye başlamak dedik. Şu veya bu şey değil. Herhangi başlamak olayı. Mesele başlamak olay. Başlamaksa herhangi bir şeye başlamak değil midir? Evet herhangi bir şeye başlamaktır ama herhangi bir şeyi zikretmeye gerek kalmadan sadece başlamak manasını düşünebiliyor muyuz? Düşünebiliyoruz. Peki bunun müteallakını taakkul etmek lazım mıdır? İcmalen lazımdır. Zikretmeye gerek var mı? Hayır, zikretmeye gerek yok. Başlamayı düşündüğün zaman herhangi bir şeye başlamak da zaten otomatikmen gelir burada. Peki bu düşündüğümüz mananın karşılığı nedir? Türkçe'de başlamaktır. Lafız olarak karşılığı nedir? Başlamaktır. Arapça olarak karşılığı nedir? İbtidadır. فَلَا حَاجَةَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ İbtida kelimesi bu mücmel, efendim, mutallakı mücmel olarak anlaşılan bu manaya delalet etmesinde ihtiyacı yoktur. İlâ zammi kelimetin uhra ileyhi. Ona başka bir kelime katmaya gerek yoktur. Litedüllü alâ mutallakı. Mutallakına delalet etsin diye bir kelime katmaya gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar, başlamak manasını düşündüğümüz zaman, haddi zatında düşündüğümüz zaman, buna odaklandığımız zaman, lezmehu taakkulu mutallakihi icmalen. Burası anlaşıldı değil mi? Şimdi biz bu düşündüğümüz manayı lafızla ifade edeceğiz. Manayı lafızla ifade edeceğiz. İptida dedik. Şimdi iptida dediğimiz zaman bu düşündüğümüz manaya delalet eder mi? Eder. Peki bu manaya delalet ederken iptidaya bir şey ilave etmeye, iptida o şeyin demeye gerek var mı? Yok. Sadece iptida dediğimiz zaman iptida o şeyin anlaşılır mı ondan? Anlaşılır. Demek ki burada icmanın olan müteallakını zikretmeye gerek kalmadan sadece iptida dediğimiz zaman ne oluyor? O düşündüğümüz mana ifade edilmiş oluyor. O zaman o mana nerede olmuş oluyor? Düşündüğümüz mana iptidanın içerisinde oluyor. İptidaya başka bir kelime ilave etmeye gerek kalmadan o düşündüğümüz manayı iptida tamı tamına ifade ediyor. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ اِنَّ لِلْاِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًا كَائِنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ Yani nahivciler ne diyorlar? İnne lil ismi isim için vardır, vel fi'li fiil için vardır, manen bir mana vardır. Öyle mana ki kainen o mana olucudur. Fi nefsil kelimeti kelimenin nefsinde. Eddalete aleyhi o manaya delalet eder nefsin kelimenin nefsinde. Ne demektir yani? İsim ve fiilde kelimenin nefsinde ne vardır? O manaya delalet eder. İnne lil ismi vel fi'li manen mana vardır isim ve fiilde. Kainen fi nefsil kelimeti. O mana kelimenin nefsindedir. Ne demek kelimenin nefsindedir? Yani diyelim ki başlamak manası iptidanın içerisindedir. Yani başka bir kelimeye gerek kalmadan onu anlatıyor. Efendim, fiil zikrettiğin zaman onun manası da o fiile başka bir şey ilave etmeden o mana oradan anlaşılıyor. Burası hep bir anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi nazarını getiriyor. Başlamak manasını düşündük. Nasıl düşünmüştük onu arkadaşlar? Maksud lizati olarak, yani bir olay olarak başlamak, sonlandırmak, yatmak, kalkmak olaylardır bunlar. Bu olaylar içerisinde biz başlamak olayını düşündük. Bunu haddi zatında düşünmüş olduk. Mutlak olarak düşündüğümüze göre ne oldu? Haddi zatında düşünmüş olduk, mutlak olarak düşünmüş olduk. Peki bir de nazarına geçelim. Ve izâ lâhadahu, biz şimdi başlamak manasını düşüneceğiz, mülahaza edeceğiz. Nasıl ve izâ lâhadahu'l aklu? مِنْ حَيْثُهُ وَحَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصْرَةِ Şimdi biz başlamayı mutlak olarak düşünmüyoruz, haddi zatında düşünmüyoruz. Basra'dan yürümeye başlamayı düşüneceğiz şimdi biz. Basra'dan hani Küfe'ye kadar yürüdüm misali var ya. Biz şimdi neyi taakkul etmek istiyoruz? Mutlak başlamayı değil. Ya seyrin Basra'dan başladığını taakkul etmek istiyoruz. Şimdi وَاِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُهُ وَحَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصْرَةِ Efendim, mesela
İptida seyr ile kaimdir, değil mi? İptida ne ile kaimdir? Seyr ile kaimdir. Basra'ya nazaran. Doğru mu? Basra'ya nazaran seyr ile kaimdir. Şimdi arkadaşlar وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصْرَةِ Mesela, misal olarak diyelim, biz mana olarak şöyle, manayı şimdi şöyle düşünüyoruz. Biraz önce mutlak başlamak manasını düşünmüştük. Ondan sonra o mahkumun aleyhi ve mahkum bih olmaya elverişliydi. لَزِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ neydi arkadaşlar? لَزِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ neydi? İcmalen ve tebaandı, değil mi? Burayı kaçırmayalım yalnız. Burayı kaçırırsak çok şeyi kaçırırız. O mutlak iptidada icmalen ve teban müteallakını taakkul etmek lazım gelirdi. Ama zikretmeye ihtiyaç var mıydı? Yok. O mananın karşısına iptida kelimesini koyduğumuz zaman zammi kelimeye ihtiyaç olmadan bu anlaşılırdı. Şimdi biz başlamayı mutlak bir başlamak maksut lizatihi olarak değil de ya seyr ile basra arasında bir araç olarak düşündüğümüz zaman ne oldu arkadaşlar? Şimdi bak hususi bir başlamak oldu, değil mi? Şimdi burada seyir olmadan, basra olmadan bu başlamayı nasıl düşüneceksin, nasıl ifade edeceksin? Seyir ile basra arasında düşündüğümüz bir başlangıcı tek başına düşünebildik mi şimdi? Bak başlangıç başlangıçtır ama nerede düşünmüşüz onu? Seyir ile basra arasında düşünmüşüz onu. Müstakil oldu mu bu? Olmadı. Seyir olmadan, basra olmadan bunu düşünebilir miyiz? Bunu düşünemeyiz. Ve cealehu bu başlangıcı yaptığı zaman aleten لِتَعْرِيْفِ حَالَيْهِمَا لِتَعَرُّفْ مِ لِتَعْرِيْفِمْ Evet. Aleten, alet yaptığı zaman لِتَعَرُّفِ حَالِهِمَا مِ حَالَيْهِمَا حَالَيْهِمَا Her ikisinin halini bilmek için alet yaptığı zaman. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar burada? Efendim, seyir ile Basra'da, Basra başlamanın mekanıdır, seyir de başlama işidir. Mekan olarak Basra, iş olarak seyir. Doğru mu? Yani seyirin hali, Basra'nın hali. Evet. وَجَعَلَهُ bu başlamayı yaptığı zaman aleten alet, ne için alet yapıyor bunu? لِتَعَرُّفِ حَالَيْهِمَا seyir ile Basra'nın hallerinin anlaşılması için alet yapıyor. Burada Basra gidilen yer değil, ayrılan seyrin başlangıç noktasıdır. Tamam? Seyir ve Basra. Buradaki başlamak nedir? Her ikisinin yani seyir ile Basra'nın halini beyan ediyor. Böyle düşündüğümüz zaman kâne ma'nen gayre müstakillin bil mefhumiyeti. Mefhumiyette gayri müstakil efendim bir mana olmuş olur. Müstakil değil, gayrimüstakil bir mana olmuş olur. وَلَا يَصْلُحُ Elverişli olmaz en يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَبِهِ Mahkumun aleyhi ve mahkum bihi olmaya elverişli olmaz. Niye mahkumun aleyhi olmaya elverişli değil? Çünkü müstakil değil ki. Mahkumun aleyhi ve mahkum bihi olabilmesi için ne olması lazım? Müstakil olması lazım. Devam ediyor. وَلَا يُمْكِنُ Bunun nazırı gelecek dedim ya, önemlidir. وَلَا يُمْكِنُ Mümkün değildir. اَنْ يُتَعَقَّلَ Bunun taakkul edilmesi, bu başlamanın taakkul edilmesi, düşünülmesi illa bi zikri mutaallakihi bi hususihi. Hususiyle mutaallakını zikrederek ancak taakkul edilebilir. Yani madem ki burada mutlak başlamak değil, seyir ile basra arasındaki haldir, bunun mutaallakını zikretmeden, seyir ile basrayı zikretmeden ve la yumkün en yutaakkale düşünülebilir mi bu? Buradaki başlangıç düşünülebilir mi? Düşünülemez. Mutlaka seyir ile basra ile beraber düşünülebilir. وَلَا يُمْكُنُ اَنْ يُتَعَقَّلَ اِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهِ Seyir ile basrayı zikrederek ancak taakkul edilebilir. بِخُسُوسِهِ Burada hususiyle o seyir ile basrayı zikredersen basradan yürüyüş, basradan seyir taakkul edilebilir. وَلَا اَنْ يُدَلَّ عَلَيْهِ Ona delalet olunması mümkün değildir. İlla bi zammi kelimetin dâlletin alâ mutaallakihi mutaallakine delalet eden bir kelime zammedir. Yani sadece min diyerek değil, o mutaallakine delalet eden sirtü ile basrayı zikretmeden olmaz. Şimdi bakın arkadaşlar, şunu söylemiş oluyor. Mutlak bir başlangıç dediğimiz zaman herhangi bir şeye başlangıç anlaşılırdı bundan. Herhangi bir şeye başlangıç anlaşılırdı. Bu düşündüğümüz manayı ifade etmek için ne derdik? İptida derdik. Ama o iptidayı zikrettiğimiz zaman
bu herhangi bir şeye başlamak manasının anlaşılması için bir damm-ı kelimeye ihtiyaç var mıydı? Yoktu. O zaman bu melhuz fi zatiydi, mahkumun âli olmaya, mahkum bir olmaya elverişliydi. Ama Basra'dan yürümeye başlamak, buradaki başlamayı taakkul ediyoruz şimdi arkadaşlar. Basra'yı taalluk ediyoruz, seyri taalluk ediyoruz. Seyrin Basra'dan başladığını, Basra'dan başladığını taakkul ediyoruz. Şimdi seyir anlaşıldı, Basra'da anlaşıldı. Seyrin Basra'dan başlamasına gelince, buradaki başlamak hususi bir başlamak mıdır? Hususi bir başlamak. Mutlak bir başlamak değildir. Peki bu hususi başlamak olduğuna göre, seyri zikretmeden veya seyri düşünmeden diyelim önce. Önce akıl planında bu işi yapalım. Seyri düşünmeden, Basra'yı düşünmeden bunu taakkul etmek mümkün müdür? Değildir. Peki bunu şimdi biz lafızla ifade etmeye kalktığımız zaman, buradaki başlangıcı biz min ile ifade edeceğiz. Min ile ifade edeceğiz. Şimdi seyri zikretmeden, Basra'yı zikretmeden sadece mini söylesek anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Şimdi burada imtina'ul ifham var, imtina'ul infiham var. Yani anlatmak mümkün değil, anlaşılması mümkün değil. Anlamak mümkün değil, anlaşılması mümkün değil. Yani arkadaşlar, min dediğimiz zaman o minin o hususi başlangıç manası anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Burada imtina'ul infiham var. Anlaşılması mümkün değil. Vela en yudelle aleyhi. İmtina'ul ifham da var. Yani şöyle söyleyelim. Biz sadece o zihnimizde seyir ile Basra arasındaki başlangıç manasını tek başına düşünmemiz mümkün müdür? Seyrisi ve Basra'sı düşünmek mümkün müdür? Mümkün değildir. Burada buna ne diyoruz? İmtina'ul infiham, anlaşılması mümkün değildir. Ve la en yudelle aleyhi, buna delalet olunması mümkün değildir. İlla bi dammi kelimetin. Yani imtina'ul ifham vardır burada. Anlatmak da mümkün değildir. Ancak bir kelime katarak, yani sirtu minel basrati demedikten sonra burada ifham da mümkün değildir. Yani diyor ki ve la yumkünü en yuteakkale, bu neyi gösteriyor arkadaşlar? İmtina'ul İnfihamı anlatıyor. Yani bunun taakkul edilmesi, infihamı mümkün değildir. İlla bi zikri müteallakî, müteallakini düşünerek ancak olabilir. İlla bi zikri müteallakî, müteallakini düşünerek olur. Müteallak nedir burada? Seyir ve Basra'dır. Bi hususî. Bi hususî burada seyri Basra'yı düşüneceksin ki seyir ile Basra arasındaki neyi düşünmüş olasın? İptidayı düşünmüş olasın. وَلَا اَنْ يُدَلَّ عَلَيْهِ, buna delalet olunması mümkün değil. Yani biz başkasına bunu anlatmak istersek biz bunu anlatamayız. İmtina'ul ifham var burada. اِلَّا بِضَمِّ كَلِمَةٍ دَالَّتِنَ عَلَى مُتَعَلَّقِهِ, mutaallakine delalet eden bir kelime zikrederek. Yani biz Sirtü'yü, Basra'yı zikrederek ancak ne yaparız bunu? İfham etmiş oluruz karşıki tarafa. Evet arkadaşlar, bu mahsul bahsi böyle. Şimdi Seyyid-i Şerif Cürcani'nin yapmış olduğu bu açıklamayı da Abdurrahman El-Cami Hazretleri de ve hasiluhu diyerek tekrar bize açıklama yapacaktır. Dersimiz burada kalır arkadaşlar. Bu kadarla iktifa ediyoruz.